Merhaba sayın seyirciler, Avrupa Penceresi'ne hoş geldiniz. İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Son haftadayız. Geride bıraktığımız yılın değerlendirmesi yapıldığında çoğunlukla şöyle değerlendiriliyor. 2015'in 2014'ü arattığı ifade ediliyor. Pek çok olay gerçekleştirildi. Terör saldırılarından savaşa ve değişik konulara kadar Avrupa'da da bunlar etkisini gösterdi. Biz de bugün özellikle Avrupa'daki ve Almanya'daki gündemin savaş bağlantılı, sığınmacılar bağlantılı konuları konuşacağız. Konuğumuz DİDİF Genel Başkanı Sayın Sefariye Zeynep Ekşi. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldik. Hoş bulduk. Almanya gerçekten de bu yıl yoğun bir gündemle geçirdi. Özellikle de sığınmacılar konusu yıla damgasını vurdu. Hatta yılın sözü de sığınmacılar olarak belirlendi, mülteciler. Siz bu baktığımızda sığınmacı konusu gerçekten de yıl açısından damgayı hangi özelliklerle vurdu? Sığınmacılar birincisi elbette yani insanların bütün dünya çapında şu sayı artık herkes tarafından bilinen bir şey. 60 milyon insan bu sene 2015 yılında 60 milyon insan dünyanın çok çeşitli bölgelerinden, evinden, yerinden, yurdundan ayrılmış kendi kafasını sokacak bir çatı ve bir lokma ekmeğin peşine düşmüş durumda. Sadece Avrupa değil, bütün dünya bu çoğu Avrupa'ya geliyor ama bunlar çoğu Avrupa'ya geliyor. Evet. Çünkü sosyal yaşam düzeyi açısından, maddi şartlar açısından insanları gene birazcık umutla kapatabilecek yer bugün Avrupa. Diğer bütün dünyanın değişik yerlerinde savaşlar söz konusu. Birincisi bu konuyu farklı ele alan kesimler var. Devletlerin bu konuya ele alışı, Avrupa'nın bir bütün olarak ele alışı veya Avrupa'da yaşayan halkların, emekçilerin, evet, insanların ele alışı farklı farklı. Ama bir halkın gerçekten belki şu çok önemliydi Almanya açısından da hoş geldiniz, belki mülteciler kelimesi, yılın kelimesi seçildi ama ayrıca hoş geldiniz kültürü diye, evet, ilk defa bu sene en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Neydi hoş geldiniz kültürü? İşte hepimiz gördük, Almanya'nın Bavyera bölgesinden en fazla girişlerin yapıldığı bölgeydi. İşte Balkanlardan gelen, evet, mülteciler, savaştan gelen insanlar veya ekonomik nedenlerle gelen insanlar Bavyera üzerinden Almanya'ya girmeye çalıştılar. Buralardan girişte tabii bu iş ilk başta devletlerin görevi, Avrupa devletlerinin görevi. Gerçekten savaşlardan kaçan insanları kapıyı açmak ve onları en asgari düzeyde en azından yaşama şartlarını sağlamak zorunda. Almanya o konuda daha yumuşak bir siyaset izledi. Yani baktığımızda ilk dönemlerde Dublin Anlaşması'nı bile rafa kaldırıp, yani normalde ilk Avrupa Birliği ülkesinde kalmaları gerekiyordu. Geldiğimiz ama baskı ve basınç, tabii ki Yunanistan'a gelen basınç çok yüksek olduğu için almak zorunda kaldılar. Bir yumuşama. Neydi bunun kaynağı? Yani birincisi başta Almanya'daki Merkel hükümeti gerçekten güler yüzle karşıladı. Hatta, evet, öyle ki gelen mültecilerin elinde Merkel'in fotoğrafları ve ismi bizzat dövizleri, evet, yazılmış. Onlarla geldiler. Almanya birinci savaşa, Almanya halkının özellikle bu konudaki tavrı, Alman devletinin nasıl davranması gerektiği konusunda etkendi. Hı hı. Almanya iki savaş geçirmiş bir ülke. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı. Alman halkı gerçekten gerekse savaşın, gerekse de ırkçılık ve faşizmin acılarını çok fazla çekmiş bir halk. Bunun nedeniyle Almanya, bu ülkede yaşayan insanlar o kadar duyarlı ki bu konuya, kapılarını açmaya, insancı, humanist yardımlar yapmaya, devlet de onun karşısında daha farklı bir tavır gösteremezdi. Ama belki siz de biraz sonra değinirsiniz. Gelişen süreçte o ilk baştaki güler yüzlü, hoş geldiniz, yani devlet açısından, evet, söylüyorum, hoş geldiniz şeklindeki yaz aylarındaki o hava aslında sonbaharda bir döndü. Evet, 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 evet. Onun için son dönemlerde tartışma konusu iki süreçten, tartışma konuları iki süreç olduğunu özellikle altını çiziyor. Birincisi dediğiniz gibi ilk başta hoş geldiniz devlet politikaları açısından diyoruz ama hoş geldiniz. Daha sonraki süreçte ise dışa karşı güler yüzlü hoş geldiniz sözüyle mültecilere yaklaşım sergilenirken ama öbür taraftan aslında işin iç yüzü daha da farklılaşmaya başladı. Nasıl farklılaştı? İşte birincisi medya. Medya, evet, bu konuda gerçekten kapıları açmanın politikasını yaparken öbür taraftan daha nereye kadar? Almanya bunu ne kadar kaldırabilecek? Ve Avrupa bu akını, mülteci akını ne kadar kaldırabiliriz? Ekonomik şartlarımız buna el verir mi şeklinde gittikçe güçlenen, işte sonbahardan bu yana. Sayılar da biraz abartılmadı mı o dönemde? Çünkü 1,5 milyon kişiden hep bahsediliyordu medyada ama daha sonra şu anki son rakamlara Almanya göre açısından, Almanya açısından 1 milyon kişinin geldiği, hatta
söylediniz. Bir taraftan da şöyle ön kapıdan alırken arka kapıdan sınır dışı etme diye değerlendirildi. Orada hala sürüyor mu bu politika? Şimdi Almanya'da birincisi yasal olarak bu konu ele almaya, ciddi olarak ele almaya başladı. Belki şunu tamamlamak lazım. Halk gerçekten hoş geldiniz kültürüyle devletin yapması gereken yardımları kendisi yapıyor. Bütün şehirlerde hemen hemen sadece mültecilerin girdiği bölgelerde ve şehirlerde Almanya'nın bütün şehirlerinde. Ne türden yardımlar yaptılar? İnsani yardımlar çok fazlaydı. Yemekten, içmekten, kıyafetten, barınacak yer bulunması sorununa kadar insanlar elinden geldiği kadar dayanışmayı sergilediler gerçekten. Örnek bir tavırdı. Hala da devam ediyor. Evet. Birçok şehrin neredeyse mültecilerin geldiği sokak sokak, mahalle mahalle örgütlenmiş, kendi aralarında görevlendirmeler ve gruplar oluşturmuşlar. Bu yardımları sürdürüyorlar. Bu yardımlar kesinlikle bitmiş değil ama öbür tarafta tabii hükümet politikaları veya devlet politikalarının ihtiyacına cevap vermek için medyada yavaş yavaş belli bir tarzda tutum değiştirmeye başladı. Nasıl işte nereye kadar biz bunu kaldırabiliriz? Hatta mülteciler gelen insanlar iki kategoriye ayrılmaya çalışıldı. Birincisi ekonomik nedenlerle buraya gelenler ki bunlar daha çok Balkan ülkelerinden gelenler. Diğeri de savaş veya işte askeri saldırılar nedeni hayati tehlike yaşadığı için buraya gelmek zorunda olanlar şeklinde suni bir ayrım yapılmaya çalıştı. Sonuçta ekonomik nedenlerle gelenler de bir lokma ekmeğin peşinde geliyor. Onlar ama sonra durdurdular. Durdurdu. Yani onlar ayıkladılar. Balkan ülkeleri güvenli ilan edildi ve artık oradan almayacağız diye politika belirlendi. Şimdi Almanya açısından ciddi bir şekilde mülteci yasası tartışması gündeme getirildi ve bu konuda ciddi geri anlamda adımlar da atıldı. Birincisi belki şunu vurgulamakta fayda var. SPD de dahil, Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti de dahil gelen mültecilerden eksik olan iş gücü alanında nasıl yardımlar alabiliriz, nasıl bunu değerlendirebiliriz bir şekilde. Nasıl iş piyasasına yer verebiliriz. İşte Almanya'da düşük ücretli işler çok yaygın. Evet. Ayrıca gittikçe demografik bir sorunu var Almanya'nın, iş gücü eksiliyor. Bunu belki gelen mülteciler işte genç, dinamik, gerçekten televizyonlarda herkes görüyordur bunu. Çocuk yaşta başlanıp da böyle genç erkeklere kadar ağırlıklı olarak Almanya'ya girenlerde de giren kesimler arasında bu yaş grubu ve kalifiyeli tabii ki özellikle Suriye'den gelenler. Özellikle Orta Doğu bölgesinden veya Uzak Doğu'dan gelenler eğitimli, belli bir mesleği olan iş piyasasına hemen entegre edebilecek kesimler. Bunun için bunların çok kolay bir şekilde iş dünyasına kazanılmasının şartlarını yarattılar. Hatta bu konuda emek dünyası açısından şu önemli, asgari ücret bunlara uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı diye tartışmayı gündeme getir. Yani burada şunu kısaca nasıl söylemek bir istiyorum. Nasıl sonuçlandı o konuda bir sonuç? Devlet ve ekonomik işte devlet ve işte iş yerleri, işverenler, tekeller, sermaye güçleri bu arada bu mülteci yakından kendileri açısından faydalanmaya ve kendileri açısından gerekli ihtiyaçları cevaplamanın bir aracı olarak ele aldılar. Bu aynı zamanda tabii bunun olanakları yaratıldı. Yani bunlarda asgari ücret şu anda uygulanmak zorunda değil. Yasa olarak bir başka değişiklik var kısa sürede. Şimdiye kadar sanırım 6 aydı iltica mülteci talebinin sonuçlanması, yasa olarak sonuçlanması süreci. Bu kısaltıldı 3 ay içinde sonuçlandırılıp işte kalması gerekiyorsa kalmasının izni verilecek, geri gönderilmesi gerekiyorsa geri gönderilmesinin şartları yaratılacak. Bu süre daha da kısaltıldı. Bu geri bir adım. Evet. Ama bu aldıkları yardımın nakit yardımı miktarını azalttılar. Şimdiye kadar 145 euroydu. 145 euro değil de ihtiyacı işte bir ayda 2 kilo şekerse veya bir elbise ise bir ayda onun verilmesi şeklinde karara bağlandı. Bunlar geriye atılmış adımlar. Buradan şöyle diyebilir miyiz? Bir taraftan Almanya gerçekten hani sığınmacı dostu bir ülke gibi görünse de gelen sığınmacıların ülke içerisindeki yaşamı giderek zorlaştı. Evet, zorlaştı ve daha da katı kurallara bağladılar. En kısa zamanda geri göndermek istiyorlar. Bir diğer belki tali bir tartışma konusu ama bunlar Almanya'nın her yerine dağıtılmalı mı yoksa sadece belli yerde toplamalıyız şeklinde tartışmalar vardı. Bu tali bir konu dediğim gibi. Ama şimdi sonuçta buraya ülkeye bu son döneme kadar 1 milyon mültecinin geldiği açıklandı. Şimdi hatta Almanya'da şöyle bir espri yapılıyor. Baviera'da bildiğiniz gibi bira festivali vardır. Evet. Her sene oraya 1 milyon insan gelir. Ekim ayında evet. İşte Köln şehrine karnaval döneminde 1,5 milyona yakın insan dışarıdan gelir. Yani bu şehirler Almanya 1 milyon insanı bir şehirde ağırlamaya çok müsait altyapıya, olanaklara sahip. Yani bütün dünya ülkeye yayılmış 1 milyon insanı ağırlayamayacak mıyız?
şeklinde karşı protesto olarak karşı tezlerde geliştirildi ve halk gerçekten 2015 yılında en büyük dayanışmanın örneğini gösterdi mülteciler. Bu kırılmadı ama. Halktaki bu dayanışma duygusu kırılmadı. Ama tabii mültecilerle ilgili bu tartışmaları kendi emelleri için kullanılan farklı topluluklar var. Demin hani sermaye açısından, hükümet politikaları açısından değindik ama bir başka nokta da ırkçılık. Evet. Irkçılık geçen sene işte 2014 yılında Fransa'daki Charlie Hebdo olayından sonra başka bir süreç yaşanmıştı. Pegidalar, kögüdalar, önceden de İslam konusu üzerine, aslında cami karşıtlığı üzerine bir hareket vardı ama İslam adına terör yapılınca daha farklı bir karakter kazandı. Belki içerik aynı da ama farklı biçimler gösteriyor. Evet. Yani bu belki 2010-2001 yılındaki İkiz Kulelerin vurulması olayından beri dünyanın gözünde belli bir düşman profili çizildi. Hala düşman profili başka bir dine inanan insanlar topluluğu. İslam dinine inanan insanlar topluluğu. Son dönemde bu hani Charlie Hebdo veya Paris olayından sonra özellikle yeniden Paris'teki yaşanan katliamdan sonra, işçinin yaptığı katliamdan sonra ırkçılık farklı bir boyutta yeniden geliştirilmeye çalışıldı. Pegidalar yeniden örgütlenmeye çalışılıyor. Almanya'da AfD isimli bir parti var, Alternatif für Deutschland diye. Almanya için alternatif. Almanya için alternatif. Bunlar kendilerini gene İslam dininden emekçileri düşman olarak gösteren bir politika. Irkçılığın daniskasını yapıyorlar o anlamda. Her ne kadar ırkçı bir parti olmadıklarını söyleseler ve her gün yaptıkları açıklamalarla gerçekten ne kadar ırkçı, nazi kırıntısı bir parti oldukları açığa çıkıyor. Ama şu son mültecilerle ilgili yapılan tartışmalar, özellikle medyanın tavrı, hükümet politikalarının bugüne geldiği noktayla bunlara birazcık zemin yaratılıyor. Onların gelişmesinin zeminini bizzat... Yani sığınmacıların gelinmesini suistimal ettiler ve böylece giderek sosyal anlamda güçlerini arttırdılar ırkçı hareketler. Yani onu kullanarak düşman gösterildi. Daha nereye kadar mülteciler gelecek? Biz bunları nereye kadar bakabiliriz? İşte şu anda mesela işte sene sonu bütçeleri yapılıyor. 2016 yılının gerek yerel belediyeler açısından gerekse devlet politikaları açısından bütçe tartışmaları her ülkede gündemdedir. İşte yerel belediyeler açık vermeye başlamış veya devlet bütçesinde şu kadar açık var. Hemen ilk yapılan şey mültecilere ayrılan bütçeyle karşı karşıya getirilmesi söz konusu oluyor. Yani onlara fazla para verdiğimiz için bu işte şey. Peki paralar boş oluyor, kasalar boş. Irkçılarda ırkçı görüşler açısından Almanya'ya baktığımızda o görüşün etki altına aldığı kesimlerde bir genişleme var mı? Daha fazla orta sınıflara doğru kayma, yabancı düşmanlığının, ırkçılığın böyle bir tehlike var mı Almanya'da? Belki. Çünkü Fransa'da hani, en son biliyorsunuz Le Pen terör saldırısından sonra yerel seçimlerde birinci parti olmuş. Benzer bir şey Almanya içinde söz konusu mu? Şimdi Almanya halkı tabii özellikle ırkçılığa karşı mücadelede gerçekten örnek bir tutum gösteren bir ülke. 2014 yılındaki o kabaran dalga döneminde bütün şehirlerde, yani kabartılmak istenen, geliştirilmek istenen ırkçı dalgaya karşı bütün şehirlerde on binlerce insan sokaklara çıktı. Yani hiç abartısız yüz binlerin üzerinde belki toplam olarak bakıldığında insan sokağa çıktı ve ırkçılığa geçit vermedi 2014 yılında. Şimdi yalnız Paris olayı biraz daha farklı bir etki gösterdi. Çünkü Paris'te yapılan IŞİD tarafından yapılan saldırı sadece Paris'teki saldırı değil, bugün Orta Doğu'da yaşananlar. Onların devamının bir sonucu olarak da işte başka bir dine inanan terörist kesimlerin varlığı senin yanında da olabilir, senin komşun da olabilir. İşte sokakta yürürken sakallı veya işte gittiğin o ülkeden kahveye de saldırabilir. Yani, her sıradan insan kendisini direkt tehdit altında daha fazla hissetti son Paris saldırısından sonra. Bunu kullanmaya ve değerlendirmeye çalışıyor. Irkçılığı gerçekten sadece kenarda bir grubun desteklediği, savunduğu politikalar değil, daha orta kesime yerleştirmenin özel çabasını gösteriyorlar bugün açısından. Peki Almanya bir taraftan tabii ki bunları yaparken diğer taraftan ise hani sığınmacıların göç etmesine yol açan nedenler var. Ülkelerini terk etmesi gereken nedenler ve bunların başında tabii ki savaş. Evet. Almanya bu süre içerisinde savaş bölgelerine de aktif bir şekilde asker gönderdi ve rol alıyor. Evet. Bunu sorgulayanlar yok mu? Barış Hareketi bu konuda neler yapıyor? Bunu sorgulayanlar elbette var. Hatta şöyle diyebiliriz son sorduğunuz yerden. Barış Hareketi 2013-2014 yıllarında oldukça zayıflamıştı. Yani şu hani 2000 e,
2003'te Irak işgali döneminde 500-600 bin insanın sokağa çıktığı alanlar vardı. Son birkaç senede zayıftı ama son bu 2014'teki gelişmelerden sonra Almanya'daki barış hareketinde kıpırdanma ve yeniden toparlanma ve gelişme var. Son yapılan konferanslar da bunu gösterdi bu konuyla ilgili. Elbette şimdi insanlar mültecilerle dayanışılıyor ama hümanist duygular oldukça güçlü olduğundan bahsettik. Tabii şey zayıf, bu insanlar buraya niye geliyor? Onları buraya getiren nedenlerin sorgulanması oldukça zayıf. Düşünsenize Almanya hükümeti onlara kapıyı açıyor, güler yüz gösteriyor. Ama arkada diğer yaptığı, asıl yaptığı politika, kapılar arkasında parlamentoda yaptığı politika bambaşka bir şey. Dışarıda gülümse ama içeride yaptığın şey. Şu açıdan belki şunu örnek verebiliriz. Son dönemde Almanya'daki parlamentoda en fazla tartışılan konulardan birisi dış ülkelere asker ve silah gönderme. Evet. Hatta son işte yaşadığımız Aralık ayında, son 2015'in Aralık ayında 5 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere Paris saldırısından sonra olan gelişmelerden sadece Almanya'da değil, çok hızlı bir şekilde parlamentolar bir araya geldi ve en önemli gündemlerini aldığı konular oralara mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde asker ve silah sevkiyatının yapılması. Şöyle bir şey var tabii, mesela Paris saldırısından sonra gene, çünkü Paris'te nasıl 2001 İkiz Kuleler, Paris'te Avrupalılar bir için Avrupa'nın onun bir başka 11 Eylül'ü diyebilir Avrupa'nın, miyiz? Gerçi on, çünkü Avrupa'nın, Almanya'da futbol maçları bile iptal edildi. Aynen. Dolayı. Avrupa'nın 11 Eylül'ü gerçekten sizin dediğiniz gibi. Paris'ten sonra işte Gauck'un açıklaması, Hollande'ın açıklaması, bütün Avrupa saldırı altında, bütün güçlerimiz birleştirilmeli kararlarından sonra İngiltere 2 gün içinde parlamentodan en hızlı davranan İngiltere oldu. Hemen 2 gün içinde parlamentosunu topladı, bölgeye ne kadar asker ve silah göndereceğinin kararını aldı. Fransa aynı şekilde, Almanya aynı şekilde. Son dönemde Almanya'daki parlamentoda en fazla hızlı tartışılan ve en hızlı geçirilen kararlar özellikle yurt dışına asker gönderme ve silah gönderme meselesi. Paris olayından sonra Almanya'da o bir hafta içinde daha gündemin farkında olunmadan Almanya hükümeti kendi içinde karar aldı. 2 gün sonra parlamentoya taşıdı. Parlamentodan bu kararı çoğunlukla çıkarttı. Hangi kararı? Orta Doğu bölgesine 1200 asker gönderilecek. Şimdi İncirli'ye gönderildi bunun yarısı. Tornado uçakları, savaş uçakları ve aynı zamanda Hamburg isimli savaş gemilerinin gönderilmesi. Bunun kararını çıkardı. Onları sevkiyatına sokakta da başladı. Bir barış hareketinin, yani eskiden mesela Afganistan'a gönderildiği zaman yine daha güçlü bir hareket olabiliyordu. Bu terör korkusu, yani Avrupa'da bir terörün olması savaşa karşı mücadeleyi zayıflatıyor mu? Yani sokağa çıkma konusunda. Yani aslında biriken bir şey var. Yani aydınlatma çalışmaları, insanların bir şeylerin farkında olması, bu şu açıdan da belki daha net görülebilir. Yakın dönemde Afganistan meselesi tartışıldı. İşte birkaç ay önce bundan herkes Afganistan'dan çekilmeye karar altına aldı. Ama son Paris olayından sonra bu karar geri çekildi. Afganistan'dan geri çekiliniyor. Afganistan'a daha fazla asker gönderiliyor. Geçen hafta gene 17 Aralık'taki Almanya parlamentosuna alınan karara göre Afganistan'daki asker sayısı 850 idi. 980'i çıkarmaya karar aldı. İnsanlar şunu sorguluyor elbette. İkiz Kuleler'den sonra Afganistan meselesi El-Kaide için gündeme geldi. Neye mal oldu? 300 bin insana, yakın insan öldü. Yani az bir sayı değil. Ülke işgal edildiğinde aslında terör bitmiyor, tam tersine artıyor. Terör bitmedi. Ne Taliban yenildi, oraya gidilmenin gerekçesi olduğu gibi. Ne Taliban yenildi, ne terör bitti. Hala orada her gün ölümler, sivil ölümler devam ediyor. İnsanlar bunu kendi tecrübesiyle yaşadı, gördü. Afganistan'ın işgalin ve asker gönderimin bir şeye yaramadığını gördüler. Ama şimdi son Paris olayı Almanya'daki emekçiler açısından da gerçekten o devletin demagojisini güçlendiriyor. İnsanlar direkt kendisini korku altında hissettiği için bu ortodoksi bazı hakların kısıtlanmasını da kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıyor tabii Almanya'da o süreci. Peki istiyorsanız savaşa karşı mücadele değinmişken bir de emek hareketine bir baksak Almanya'da. Çünkü savaşa karşı hareket zayıf ama emek hareketine neler oldu? Geçtiğimiz bir yıl içerisinde sendikalar kongrelerini yaptı. İki büyük sendika, hem IG Metal hem Verdi sendikalar. Yani geride bıraktığımız bir yıla baktığımızda o cephede neler oldu, ona kısa bir şekilde değinebilir misiniz? Şimdi 2015 yılı, yani birincisi şeyi belki biraz önceki bölümün altını şöyle çizmekte fayda var. Almanya'da 2015 yılı mülteciliğin yanı sıra savaşa karşı mücadelenin, derlenmenin, toplanmanın da adımların atıldığı bir yıl oldu. Yani bunun altını çizmek lazım. Bu önemli. Geçen dönemlerde zayıflık olmuştu ama bu dönem gerçekten yakın dönemde Almanya çapında
Barış Meclisi'nin toplantısı oldu. Şimdiye kadar yani onlarla sayılabilecek sayı ki şimdi yüzleri açan şekilde katılım, insan bir araya geldi. Biz de Hayat Televizyon olarak evet. oraya gitmiştik. Onu yerinde izlemiştik. O zaman daha fazla ilk kez bu kadar katılım evet. oluyor. Ve çünkü uyanış var tabii, şu anda. Gerçekten onlar için de aslında dile getiriliyordu. Bizim röportajlarda ifade evet, ediyorlardı. Evet. Savaşa karşı insanların bir duyarlılığı ve söz duyarlılığı ve mücadelenin gerekliliği konusunda birlik güçlerinin daha fazla bir araya geldiği ve bunun önümüzdeki dönem içinde adımların atıldığının altını çizmek lazım. Yani negatif değil sadece olay. Evet. Aynı zamanda bu savaşa karşı ve faşizme ve ırkçılığa karşı duyarlı kesimler daha fazla adım atar durumda bugün. Hı hı. Bunun paralel şey elbette emek hareketi biraz önce söylediğiniz gibi. Almanya 2015 yılında ne damgasını vurdu dersek Almanya 2015 yılında çok fazla grevlerin yapıldığı bir ülke oldu. İşte daha önceki toplu sözleşme dönemlerinde toplam şöyle bir karşılaştırma söz konusu. Daha önceki dönemde 25 bin grev saati varken 2015 yılında 155 bin grev saati hayata geçirilmiş. Postane işçilerinin grevi oldu, kreş çalışanlarının grevi oldu, eğitimcilerin, öğretmenlerin grevi oldu. İG Metal 70 bin kişi. 6 kat artmış yani grev çok, yapan. Çok fazla arttı. Yapılan saat sayısında. Çok fazla arttı. Hı hı. Ve grevlerdeki elbette toplu sözleşmelerde en önemli taleplerden birisi ücretlerin artırılması ve ücretlerin düzeltilmesi, daha üst seviyeye evet. çekilmesi. Ama bu seneki toplu sözleşme sürecinde en önemli taleplerden birisi çalışma şartlarının düzeltilmesiydi. Çünkü Almanya'da bu hani son dönemde sıklıkla bahsettik. Düşük ücretli iş kollarında müthiş bir artış var. Bu aynı zamanda iş çalışma koşullarının, çalışma saatlerinin, hafta sonu çalışmaları gibi çok farklı başlıklar altında toplanacak çalışma şartlarının çok kötüleşmesini de beraberinde getirdi. Esnek çalışma koşulları nedir? Sonunda iş yerlerinin, tek ellerin, sermayenin ihtiyacı neyi gerekiyorsa işçinin de onun bir parçası olarak üretimin en hızlı bir şekilde yoğunlaştırılması demektir. Bu çerçevede toplu sözleşme görüşmenin önemli talebi daha iyi çalışma koşullarıydı. GEBA işte mesela temizlik iş kolunda grev yaparken önemli taleplerinden birisi ücretin yanı sıra hızlı temizliğe hayır oldu. Evet. Postane işçilerinde en önemli taleplerinden birisi taşeronlaştırma girişimlerine hayır demek oldu. Şu anda onlar sözleşmeyi imza ettiler ama pratikte bunu işlevsiz hale getirmeye çalışıyor. İG Metal aynı şekilde taşeronlaşmaya karşı öne çıkardı bu talebi. Hani İG Metal iş konuları çok yaygın. Kısmen kazanımlar oldu. Yani iş yerlerindeki bu mücadele eğilimi güçlenmesine rağmen sendika bürokratlarının gerçekten bu mücadele eğilimini sonuç almaya varana kadar mücadeleyi sonuna kadar götürme tavrındaki orada herhalde bu tutumları gereken kazanımların elde edilmesine önemli. Küçük sendikaların biraz daha mücadeleci eden GDL gibi makinistler evet. sendikası gibi sendikaları etkisizleştirmek için yeni bir yasa özel düzenlemesi yasalar, yapıldı. Bu geçti mi, yasa yürürlüğe girdi mi? Küçük sendikalar artık eskisi gibi üretimden gelen güçlerini kullanamayacaklar mı? Evet, şimdi o grevler sürecinde yoğun tartışılmaya başladı. Almanca Tarif Einheitsgesetz denilen bir yasa var. Bu geçtiğimiz masaya 2015 Mayıs ayında tartışıldı ve yasa gündeme getirildi. Küçük yani sendikalarındaki rekabeti küçük sendikaların aleyhine sonuçlandırmak. Bu tutumda işte büyük sendikaların korunması adı altında gerçekten işçilerin mücadele eğilimleri varsa onlara karşı da bir karşı yasa oldu bu. Hayata geçirildi yani yasa gündeme geldi, karar altına alındı. Bu önümüzdeki dönemdeki grevlerde bunun sonuçları daha farklı görülebilecek. Ama şu grevler sürecinde belki Almanya'da başka bir şey daha öne çıktığını söylemek lazım. Hani biraz önce mülteciler konusunda bahsettik, ırkçılıktan bahsettik. İnsanlar ve emekçiler karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Evet. İşte yerli halk ırkçılar tarafından mültecilere karşı daha karşı bir tutum almaya zorlanarak ırkçı politikaları yaygınlaştırmaya çalışılıyor. Bir başka şey emek dünyasında farklı biçimde görüldü. Rekabet ve karşı karşıya getirme düşüncesi. Örneğin tramvay işçilerinin grevi Almanya'da oldukça önemli bir şeyleri gösterdi. Lokomotif işçilerinin, lokomotif şoförlerinin, makinistlerin grevleri. Yolcular nezdinde öyle bir propaganda yapıldı ki neredeyse yolcular şoförleri düşman hale getirildi. Evet. Bir başka şey kreş öğretmenleri grev yaparlarken
aileler işte kışkırtılmaya çalıştı öğretmenlere karşı. Veya postacı diğerlerine düşman göstermeye çalıştı. Vatandaşlar postacıya karşı getirildi. Evet. Yani insanların dayanışma duygularının zayıflatılması, birbirine karşı rekabet ve düşmanlık duygularının geliştirilmesi için her alanda çok bilinçli bir şekilde politika izleniyor. 2015 yılında da bu dayanışmanın örülmemesi için işte emekçilerin her alanda bir araya işte farklı iş kollarında çalışanların, farklı dillere sahip olanların, farklı uluslara ait olan insanların ortak talepleri için bir araya gelememesinin politikaları her kesim tarafından farklı biçimlerde yeniden gündeme getiriliyor. Bunu da yaşadık yani Almanya'da. Orada tabii ki şöyle önemli bir şey var. 2015 Almanya açısından yıllardır sendikaların, ilerici partilerin, örgütlerin, kurumların talep ettiği asgari ücret vardı. Yani asgari ücret çünkü hükümet kabul etmiyordu özellikle Hristiyan Demokratlar. Bütün bir mücadele sonucu 8,5 euroluk asgari ücret kabul edildi. 1 Ocak'tan itibaren kısmen yürürlüğe gitti. Bu emekçilerin hayatının değişmesine nasıl bir rol aldı? Rakamlara baktığımızda şöyle bir şey var. Bir taraftan işsizlik azalıyor. Demin sizin anlattığınız şeylerden baktığımızda düşük oranda işsizlik var Almanya'da tarihinde. Ama yoksulluk sayısında da önemli bir şekilde artış var. Evet, şimdi 2015'e damgasını vuran şeylerden birisi de aynı zamanda bir geçen yılın değerlendirmesini yapıyoruz. Yoksulluk raporları açıklandı. Parite Yetişe Ferbant denilen bir kurum tarafından yoksulluk raporları açıldı. Her sene söylenir belki ama yoksulla zengin arasındaki uçurum daha da arttı. Bunu Almanya'da nerede gördük? Birincisi gerçekten gene düşük ücretli iş kollarındaki çalışan sayısının artmasında gördük. Bir diğer şey uzun süreli işsizlerin durumunda hiçbir şey düzelmedi. Bugün 55 yaşının üzerinde olan ki 55 yaş öyle çok büyük bir yaş değil. Eğer 67 yaş emeklilik yaşı olduğunu göz önüne alırsak 55 yaş çok yüksek bir yaş değil iş dünyası ve istihdam açısından. 55 yaşın üzerindeki insanlar açısından bunların sayısı 55 yaşın üzerinde çalışmayıp da devlet yardımına muhtaç olan insanların sayısı 2010 yılında 257 bin kişiymiş. 2014 yılında 318 bin kişi. 2015 yılında bu sayı 321 bin kişiye çıkmış. Giderek artıyor rakamda. Bu demektir. Giderek artıyor yani. Çalışırken 55... düşük ücret almasına kaynaklı. Herhalde. Aynen aynı şekilde. Gene bu 2015'in son rakamlarına göre çalışmasına rağmen 1 milyon 200 bin kişi devlet yardımına muhtaç olarak iş hayatına devam ediyor. Böyle zengin bir ülkede bunlar olmaması gereken şeyler. Yani aynı zamanda tabii bir takım var olan sorunlar konusunda işte iş yerlerinde tasarruf planları gündeme geliyorsa, kısıtlamalar söz konusu oluyorsa ilk hedeftekiler taşeron işçileri olmaya devam ediyor Almanya'da. Bu herhalde yılın en önemli olayı FAW skandalıydı ki FAW'nin hem Amerika'da yapmış olduğu gaz emisyonu, satmış olduğu arabaların gaz emisyonlarının yüksek olması burada etkisini gösterdi. Yani işçilere faturasını çıkaracaklar. Şimdi büyük miktarda tazminat söz konusu olacak FAW tekel için, Volkswagen tekel için. Bunun da önlem ilk başta kime etkileyecek? Orada tekel kendisini mümkün olduğu kadar az bir zararla bu sorundan kurtarmak için ilk planını 600 işçinin, taşeron işçi var şu anda. Evet. Belli bir bölümde veya bir proje kapsamında çalışan taşeron işçiler galiba. Geçen haftaki çıkan haberlere göre herhalde işte tazminat çok yüklü gelirse FAW tekeline ilk yapılacak şey bu 600 işçinin çalıştığı bölümü kapatmak oluyor. Yani emek ve sermaye arasındaki çelişkiler, bunlar arasında bir mücadele söz konusu olduğunda sermayenin saldırıları, yoksulluğun daha artırılması konusundaki politikaların hayata geçirilmesi devam ediyor Almanya'da da. Biraz önce grevlerden bahsettik ama madalyonun diğer yüzü de bunlar karşılıklı ikisi de birbirini geliştirmeye, çelişkiler keskinleşmeye devam etti 2015 yılında Almanya'da da. Evet, bunların yanında tabii ki ülkede yaşayan Türkeliler için de önemli bir yıl oldu. 2015 özellikle seçimler, iki kere burada sandıklar kuruldu insanlar. Üç kere. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de sayarsak ama sadece genel seçimleri baz aldığımızda bile 7 Haziran'la 1 Kasım seçimlerinde iki kere arka arkaya kısa süre içerisinde sandıklar kuruldu. Bu 2015 şöyle diyebilir miyiz? Türkiye politikasının Avrupa'ya taşınması, Avrupa'daki Türkeliler içerisinde oraya daha fazla ilgili olmasında önceki yıllara göre çok daha farklı özellikler taşıyor.
diyebilir miyiz? Şimdi tabii ilk defa Almanya'ya sandıklar geldi. Yani bizim irademiz dışında ilk defa Almanya'da yaşayan, sadece Almanya değil, bütün dünyada Türkiye'lilerin olduğu her yere seçim sandıkları kuruldu. Şimdi Türkiye'den etkilenme, Türkiye'deki gelişmelerden etkilenme farklı kesimler açısından farklı biçimlerde son yıllarda hızlanmıştı. İşte bu pozitif anlamda şunu diyebiliriz. Gezi olaylarının başladığı dönemden Soma cinayeti olduğunda da, Özgecan olduğunda da, işte metal işçilerinin grevleri olduğunda da emek ve sermaye arasındaki çelişkilerin yurt dışına yansıması da söz konusu oldu. Ve bunlarla işte özellikle Türkiye'deki yaşayan halkın, emekçilerin bu alandaki mücadelesinin desteklenmesi söz konusu. Bu bizim cephemizden evet. Aynı zamanda ilginin arttığının da yeniden altının çizilmesi gerekiyor. Ama bir taraftan sandıkların gelmesi direkt politik bir tutum belirlemeye çalışıyor evet. İnsanlara. Oy kullanacaksınız, hangi partiye ve ne için oy kullanacaksınız? Burada tabii AKP ve devlet politikaları oldukça kendi olanaklarını çok fazla seferber ettiler. 1200 cami var. 1200 cami gerçekten AKP'nin yan örgütleri gibi çalıştı. Bütün devletin olanakları AKP'yi desteklemek için evet. Bütün olanakların seferber etti. Bu anlamda diyebiliriz ki sadece lobi çalışması değil, aynı zamanda AKP'nin burada bütün olanaklarla Türkiye emekçilerin kendilerine desteğinin sağlanması için azami bir çaba gösterdiler. Bir diğer şey elbette emek, barış ve demokrasi güçlerinin mücadelesini desteklenmesi açısından da oldukça yoğun bir çalışma yürütüldü. Herkesin kendisi açısından sandıklara gitme çağrısı yaptı. Evet. Bu gayet doğal. Bu çok yadırganacak bir şey değil ama biz istemesek de bu oluyor. İradi bir olay da değil, sadece objektif bir olgu söz konusu siz bu konuda. Sandıklar kurulmuş, oyun kullanılması oy lazım. Yani politikaya katılmanın en somut biçimi oy kullanmalıdır. 4 yılda politikayı düşünmeyen bir insan oy kullanma olanağı olduğunda oy kullanırken düşünüyor en azından. Bu açıdan Türkiye'deki politikaya ilgi arttı son dönemde. Yani Türkiye burada 2 milyonun üzerinde daha fazla 2,4 milyon evet. Türkiye'li var. Bunlar seçmen. Arasında yani 1 milyon 400 bin seçmen. 1 milyon 400 vardı, seçmen evet. Var. 7 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok fazla ilgi yoktu. Evet. 7 Haziran seçimlerinde o ilgi %36 katılım, kullanmakta olanların evet. %6'sı sandıklara gitti. Ama daha sonraki 1 Kasım seçimlerinde bu sayı daha da arttı. Çünkü çelişkiler daha keskinleşmişti Türkiye'de. Almanya'da şöyle bir tablo belki standartlaşmış diyebiliriz. AKP Türkiye'de %40 oy alıyorsa Almanya'da %50 oy alıyor. %50 oy almışsa burada %60 oy alıyor. Bu anlamda Türkiye'de %40'a yakın oy burada. Bu seçimlerde onu sürdürdü. Sürdürdü. Oyunu arttırmaya devam burada ediyor. Burada önemli bir fark var tabii. Sizin federasyon olarak da desteklediğiniz HDP. Türkiye'de 4. parti olduğu halde yurt dışındaki seçimlerde ikinci parti pozisyonuna girdi. Birinci seçimde de böyle oldu, ikinci evet. seçimde de böyle. Gerçekten iyi bir, aynı zamanda barış, demokrasi ve emek cephesinin mücadelesini desteklenme açısından yurt dışında da o bileşenler bir araya geldi. Bir birlik oluşturuldu. Yani Türkiye'dekinden çok farklı değil ama oldukça yoğun bir seçim çalışması yürütüldü. Bizler de HDP'ye oyların verilmesi için bütün şehirlerde sandığa gidilmesi ve oyların HDP'ye verilmesi çağrısını çok açık yaptık. Bunun çalışmasını sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle örgütleyerek bu çalışmayı büyütmeye çalıştık. Yani bunun sonuçları da yaşandı elbette pozitif bunlar, anlamda. Bunlar 2016'ya ya da ondan sonraki yıllara nasıl kendisini yansıtacak? Yani bu süreç öyle kısa sürede düzelecek, değişecek değil. Sadece sorun sandığa gidip oy vermek meselesi de değil. Bugün seçim, işte belki şunu kısaca söylemekte fayda var. Türkiye'nin konusu ama şimdi bir 7 Haziran seçimleri yok sayıldı, 1 Kasım seçimleri gündeme getirildi. Ve bugün Türkiye'de biraz önce Almanya ve Avrupa gündemi içinde ele aldığımız konu savaş konusu. Bugün evet. Türkiye'de gerçekten çok keskin bir savaş yürütülüyor. Bugün sadece savaşan iki güç meselesi değil artık. Bugün Türkiye'nin doğusunda, Kürdistan'da Kürt halkına karşı çok düzenli bir şekilde katletme politikası gündemde. Yani bu buradaki insanları da etkiliyor. Yani insanlar elbette dayanışma göstermek istiyor. Bunun yordamını arıyor, tartışıyor. Ne yapılabilir, nasıl bir destek sunulabilir? Yalnız bu süreçte şöyle bir şey vardı. Elbette Türkiyeliler olarak sokağa çıkıyorsunuz, Türkiye olarak oylarınızı veriyorsunuz. Ama bir başka şeyi tespit etmek gerekiyor. Deminki savaş ve mülteci konularına bağlı olarak
Avrupalılar açısından şöyle bir tartışma söz konusu oldu ve sonuca bağlandı. Türkiye'nin pozisyonu. Şimdiye kadar Türkiye gerek devlet açısından, yani hükümet açısından en azından insan hakları, demokrasinin savunulması arada sırada uyarıda bulunurdu Alman devleti. Evet. Türkiye'ye insan haklarına bağlı kalınız, çok ileriye gitmeyiniz, ölçülü davranınız gibi. Hatta onun için müzakere başlıkları bulunur. Bile durduruldu. Aynen bir işte Avrupa'ya giriş, Avrupa'ya birliğine dahil olma talepleri bu nedenlerle hep arka planda tutuldu ama son dönemde şu mülteci sorunu gündeme gelin işte Merkel burada gericiliğin etkisini yani kendi içindeki sağ kesimde daha fazla etkilemesi sonucu mülteciler konusunu kendi ülkesinde çözmek zorunda. Bunun için en kolay çözümü şöyle buldu. Bütün Avrupalılar da Avrupa Birliği'ndeki devletler de birlik aynı şekilde aynı tutumu göstererek Avrupa'nın sınırlarının yükseltilmesi, Avrupa'ya çitlerin daha da işte kesin bir şekilde dışarıya kapatılması ve Avrupa'ya gelecek akımın bir yerde toplanması, tampon bölge. Türkiye'yi bugün Avrupa Birliği tampon bölge yaptı. Bunun için 3 milyar para ödedi. Bunun karşılığında da bütün Avrupa Birliği, başta Almanya üzere bugün Türkiye'deki insan hakları ihlallerini, antidemokratik uygulamaları, yani sadece antidemokratik demek bile yetersiz. Resmen şu anki katliam, bölgedeki çatışmaya, savaşa. Kürt halkına yönelik katliam var. Bir yerde 10 gün olağanüstü hal ilan ediyorlar. Sokağa çıkma yasası. İnsanların en temel ihtiyaçları bırakalım. İki gücün savaşması meselesi değil artık sorun. En temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdalar. Ekmek alamıyor, suyunu alamıyor. Hastaysa hastasının ilacını alamaz durumda. İnsanlar bodrumlarda kendi canını kurtarma denli. Avrupa bunu gözlerini kapatmış. Peki Avrupa halkları ve ilerici güçler bu konuda tutumlar nasıl? Devletler dediğiniz gibi destekliyor. Ama halklar cephesinde buna karşı kendi hükümetlerine baskı oluşturmak için sizler, demokratik örgütler, Türkiye kökenli ilerici örgütler bu konuda yeteri bir çaba içerisinde misiniz? Biz DİTİF olarak o konuya özel olarak hani diğer bütün kurum ve kuruluşlara rağmen o konuya özel olarak önem veriyoruz. Şimdiye kadar işte çeşitli dönemlerde Türkiye ile ilgili dayanışma eylemleri, etkinlikleri, çağrılar yaptık. Yani bütün olanaklarımız bunun için seferber ettik ama bu saatten sonra bizim şunu yapmaya çalışmamız gerekiyor diye tespit ettik. Alman halkının veya Avrupa'daki halkların, emekçilerin kendi devletleri üzerinde baskı aracı olmasını sağlamamız lazım. Sadece tek başına Türkliler olarak sokağa çıkmak veya Türkliler olarak bir açıklama yapmak, tepki göstermek yetmiyor bugün bize. Yetmemeli. Bugün gerçekten yanımızdaki komşumuzu, Alman kurumlarını, kuruluşlarını, sendikayı, aydını, barış hareketlerini, mülteci gruplarını, herkesi gerçekten Alman devleti üzerinde şu baskı. Türkiye güvenilir bir ülke değildir. Evet. Türkiye'ye mülteciler emanet edilemez. İşte hemen gördük. Bu anlaşmanın yapıldığı günün ertesi günü sahillerde 1300'e yakın insan tutuklandı. Evet. Ve bunlar gerçekten hani Avrupa, Almanya'ya kadar gelen Balkan ülkelerinden gelen mülteciler gibi değil. Bunlar direkt Orta Doğu'daki savaştan kaçıp gelen canını kurtarmaya çalışan insanlar. Çoluk çocuk. Daha iki gün önce Ege'de gene 17 yine kişi öldü. Yine ölenler oldu. Yani ölümler öldü. Devam ediyor. Ölümler devam ediyor. Daha da artarak devam evet. ediyor. Türkiye bunları ne yaptı? 1300 kişiyi geri gönderme planları yapıyor. Suriye sınırında hapishane gibi bir yer yapacaklar. Gelenleri direkt orada sonuçlandırıp can güvenliği Avrupa, olmayan, Türkiye, Türkiye'de sınır bölgesi. Sınır bölgesi. Suriye sınır bölgesinde bir barınak evet. gibi bir yer yapıp orada kısa sürede sonuçlandırıp anlaşılan o zaman bu... Yani Avrupa'nın vardığı şu anlaşmanın hiçbir gerçekten dayanağı yok. 3 milyar euro Türkiye'ye boşuna veriliyor. Kesinlikle bu paranın nasıl kullanıldığı, kullanılacağı bile net bir şekilde değil. En fazla askeri ve militarist önlemlerle mülteci akını durdurmaya çalışıyor. Kesinlikle işte Avrupa diyor ki onlar yerler yapılsın, mülteciler için orada olanaklar yaratılsın, barınaklar, yeme içme sorunları. Türkiye bunu yapmayacak. Türkiye'li, Suriyelilerin Türkiye'de hangi koşulları altında yaşadığını herkes biliyor. Hı hı. Hangi ne kadar zor koşulları altında. Kadınlar fuhuş sektöründe, çocuklar merdiven altlarındaki pis işlerde veya sokaklarda rezil bir hayat. Yani içler acısı çöplerden ekmek toplayarak belki yaşamak zorunda kalır. Türkiye bu işin sorumluluğunu alamaz. Bizim Avrupa'yı bunu anlatmak diye bir görevimiz anlaşılan, var. Anlaşılan evet Avrupa'da dediğiniz kalplere. Gibi 2006'da özellikle Türkiye'deki sığınmacıların durumu, Türkiye'nin politikasını, Türkiye'deki insan hakları, ihlalleri, Kürt meselesi konusunda Avrupa'da daha etkili bir çalışma daha yürütmek etkili gerekiyor. Ve Alman halkını etkileyici, bu ülke halkını etkileyici programlar ve çalışmalar yürütmek zorundayız. Siz federasyon olarak aynı zamanda bir kongre sürecindesiniz. 22-24 Ocak tarihleri arasında 2006'da kongrenizi yapacaksınız. Yerel kongrelerde yapıldı. Şu anki tablo nedir kısaca o konuda da bilgi verirseniz.
Birincisi kongremiz, evet dediğiniz gibi Köln şehrinde yapılacak. 19. genel kongremizi yapacağız. Önemli olan kongrenin mottosuydu. Biraz önce programın başından beri konuştuğumuz, tartıştığımız konular bizim federasyon merkezi kongremizin mottosu. Savaşa karşı barışı savunmak, emekçilerin bölünmesine karşı dayanışmanın her alanda daha da güçlendirilmesi ve demin de söylediğiniz gibi bir kesime, bir dine inanan emekçiler, işte İslam dinine inananlar bugün, yabancılar terörizmle, negatif tanımlamalarla hep gündeme gelir durumda. Buna karşı da eşit haklar mücadelesinin daha iyi bir şekilde toplumun yeniden gündemine getirilmesi için bir çalışmanın sonucu olarak kongremizi gerçekleştireceğiz. Bunun için motomuz barış, dayanışma ve eşit haklar için mücadeleyi daha da büyütmek. Bütün dernek kongrelerimiz hemen hemen birkaç tanesi hariç Kasım ve Aralık aylarında bu geçtiğimiz hafta sonuna kadar tamamlandı. Derneklerimiz kongrelerini yaptılar, delegelerini seçtiler, konuklarını da gönderecekler, raporlarımız hazırlandı. Gerçekten de bütün bu tartıştığımız konularım, savaşa karşı barış mücadelesinin Alman halkıyla beraber, Alman emekçileriyle beraber daha da büyütülmesi konusunda Didife çok fazla görev aslında düşüyor. Aslında diyebilir miyiz? Yani her alanda savaşa karşı evet, barış mücadelesini daha fazla güçlendirmek. Türkiye'ye dayanışma da bu kapsamda olacak bundan sonra. Türkiye'de gerek içeride yürütülen savaş, gerekse bölgede yürütülen savaş, Almanya'nın askeri ve militer askerileşme politikaları, bugün Almanya hani sadece Türkiye'ye bağlantılı değil, dünyanın 17 yerinde askere ve silah göndermiş. Evet. 3000 askeri var. Yani geçen dönem zaten Alman devleti bunu Gauck olsun, von der Leyen olsun, Steinmeier olsun hepsi dediler ki politik olarak güçlüyüz, ekonomik olarak güçlüyüz, askeri olarak da güçlenmeliyiz dediklerini yapıyorlar. Askeri olan da dünyanın her yerinde nerede bir pasta varsa o pastadan kendileri de en azami pay almak için hepsi harekete geçmiş durumda. Bize düşen tek görev ise Almanya'da yerli emekçilerle beraber barış için, dayanışma için mücadeleyi daha da büyütmek, bütün olanaklarımızı gerçekten bugüne kadar olduğundan daha fazla bu mücadeleye sarılmalıyız. Çünkü yeryüzünün tarihi bize gösterdi ki savaşların olduğu yerde faşizm ve ırkçılık kapıda. Buna karşı yapılacak bir tek şey var. Emeğin ve emekçilerin birliğinin her alanda günlük yaşam içinde daha da büyütülmesi. DİDİF'e de bu konuda çok büyük görev düşüyor. DİDİF'in kongresi bu konudaki tartışmaların yoğunlaşacağı, bu konuda somut kararların alınacağı, gerçekten günlük pratikte hayata geçirmek üzere kararların alınacağı bir kongre olacak bu sene. Peki, katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, yılın son programında biz DİDİF Genel Başkanı Sayın Seferi Yekşi ile hem yıla değerlendirdik, bundan sonra neler yapılacağını, 2016'ya özellikle nelerin damgasını vuracağını konuştuk. Avrupa Penceresi ekibi olarak, Hayat Televizyonu Avrupa temsilciliği olarak hepinizin yeni yılınızı şimdiden kutluyoruz. Yeni yılın ilk programında görüşmek üzere, hoşça kalın.